Yani aslında bu iktidarın yürütmüş olduğu savaş politikası, bu iktidarın Kürtlere, halklara, kadınlara yürütmüş olduğu baskı politikası aslında sadece bu iktidarla sınırlı değil tabii ki. Bu iktidar aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş kodlarından bu politikaları alıyor, bu baskı politika. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunda tekçilik üzerine kurulmuş. Tek dil, tek millet, tek bayrak, tek cins üzerinden kurulmuş bir devlet ve bu devletin kurulma kodlarının gereği AKP, MHP, faşist iktidarı da aslında bu kodları sonuca evritme, tamama evritme gibi bir rol ve misyonu var. Son 8 yılı değerlendirdiğimizde de son 8 yıldır aslında bu iktidarın Kürt halkı üzerindeki sürekli devam ettirdiği savaş politikası özellikle Dolmabahçe mütabakatını yok sayarak, Dolmabahçe mütabakatını aslında sonu bir noktaya gelen o sürecin masasını devirerek aslında Kürtlere tamamen tasfiyeyi önüne koyan ve bunu birçok yerde de yayınlandı. Çöktürme planıyla aslında 2014 MGK toplantısında karara bağladıkları çöktürme planının devreye koyarak o günden bugüne bir süreç yürütmekte. O günden bugüne yürüttüğü bu süreçle ya bir taraftan işte dört parça Kürdistan'da özellikle üç parça Kürdistan'da yürüttüğü savaş işte Rojava'da, Başur'da, Bakur'da işte her gün siyasi operasyonlar, kapatma davası, kadın katliamları, işte Kürt siyasetini tanımama, yine kimyasal kullanması. Yani son 8 yıldır Dolmabahçe mütabakatını yok saymayla başlattığı çöktürme planı asla bir sonuca evrilememiştir. İşte bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal, toplumsal, diplomatik krizlerin bu kadar derinleşmesi, bu kadar içinden çıkılamaz hale gelmesinin tek sebebi aslında 8 yıldır çöktürme planıyla yürüttüğü düşmanlık politikasıdır. Çöktürme planıyla yürüttüğü savaş politikasıdır. Çöktürme planıyla beraber yürüttüğü ağırlaştırılmış mutlak iletişimsizlik olarak tariflediğimiz tecrit politikasıdır ve düşmanlık politikasıdır. Dolayısıyla bu 8 yıllık yürütmüş olduğu çöktürme planıyla başlattığı bu 8 yıllık süreçte iktidar hedeflediği sonucu elde etmek yerine daha çok derinleşen, daha çok krizleşen, daha çok içinden çıkılmaz krizlerle karşı karşıyadır. İşte Türkiye'nin son 8 yıllık durumu orada da. Yani 2015 Türkiye'siyle 2023 Türkiye'sini değerlendirelim. Ekonomik olarak da, siyasal olarak da, toplumsal olarak da çöküşlerin had safhaya ulaştığı bir süreç ortada. Yani dolayısıyla bu savaş politikası, yani sizin sorunuzda ifade ettiğiniz Zap-Avaş'ın Metina'da sürdürdüğü savaş, yine Rojava'ya her gün sihalarla, İHA'larla yürüttüğü savaş, yine Rojava'da Kürtlerin statü elde etmemesi için çetelerle kurduğu irtibat üzerinden bugün yaşadığı meselenin tamamını değerlendirdiğinde bu savaş konseptinden, bu Kürtlere düşmanlık üzerinden Kürtlerin kazanımlarını yok etme konseptinden bir sonuç elde edememiştir. Tam tersine çözümsüzlük derinleştikçe krizlerin de derinleştiği, çözümsüzlükte ısrar ettikçe ya da güvenlikçi politikalarla savaşta ısrar ettikçe Türkiye'nin bugün bütün halklarının, bütün toplumsal yapısının yaşamış olduğu çoklu krizlerle karşı karşıya gelmiş bir Türkiye gerçekliği var. Dolayısıyla bu savaş politikalarını bir sonuç almadığını, yine bu savaş politikalarının sadece AKP, MHP iktidarı tarafından son 8 yıldır yürütülen bir politika olmadığını, işte başlarken dedik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100 yıllık politikalarından aslında zemin alıyor. İşte 80'lerde, 90'larda da aynı yöntemlerle bitirilmeye, tasfiye edilmeye, yok edilmeye çalışılırdı Kürt düşmanlığı üzerinden ama bir sonuç elde edilemedi. Dolayısıyla savaş politikası bir çözüm getirmediği gibi daha çok krizi, daha çok çözümsüzlüğü getirmekte
ve defalarca denenmiş bu yöntemlerin yani defalarca denenmiş bu yöntemlerin farklı sonuç çıkarmadığını da aslında son 8 yıllık süreci değerlendirirken bunu ifade edilebilir. Defalarca denenmiş çözümsüzlük, savaş politikası, güvenlikçi politikalar farklı sonuçlar elde etmiyor. Tam tersine daha çok derinleşmiş krizler, daha çok içinden çıkılamaz bir siyasal, toplumsal ekonomik buhran demektir. Dolayısıyla bu iktidarın da son 8 yıldır yürüttüğü savaş politikası çözümü değil, çözümsüzlüğü barındırdığını ifade edebiliriz. İktidarın kendini var ettiği nokta düşmanlık noktası. Kendini var ettiği nokta savaş politikası. Yani ve bunu da yürütürken gerçekten topluma mesajı, toplumlara mesajı kadın katliamları, kadın kırımı, kadına yönelik politikalarını daha çok şiddete dayandırarak yürütmeyle aslında topluma da, toplumlara da bir mesaj veriyor. Yani çünkü kadının toplumla olan bağı, kadının toplumla olan ilişkisini çok iyi o da bildiği için aslında kadın bu son Rojava'da İHA'larla, SİHA'larla kadın katliamlarını sadece orayla sınırlı değil. Aslında Kuzey Kürdistan'da ve Türkiye'de her gün kadın katliamlarının gerçekleştiği ve bu kadın katliamlarının cezasızlık politikası aslında bununla bağlantılı. Yine kadın özgürlüğü mücadelesini dillendiren, bunun için mücadele yürüten onlarca kadın bugün onlarca yıl ceza alarak cezaevlerindeler. Yine aslında özellikle Rojava'da kadınları hedef almasının bir sebebi de aslında Rojava'da kadın özgürlük mücadelesinin, Kürt kadın mücadelesinin yaratmış olduğu bir yaşam var. Bu yaşam gerçekten internasyonalist mücadelenin ya da dünyaya örnek olan toplumsal yaşamın, işte demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmanın ete kemiğe büründüğü yerdir Rojava. Dolayısıyla bu düşmanlık politikası, cezasızlık politikası ya da topluma mesaj verme politikasını kadın kırımı, kadın katliamı, kadına yönelik saldırıları gerçekleştirerek verme meselesini aslında Rojava'ya dönük sürekli hale getirmesinin sebebi de evet bugün Rojava'da gerçekten bütün dünyaya örnek olan, bütün dünyanın toplumun kendi kendini yönetebileceğinin bir modeli olan bu paradigma orada ete kemiğe bürünüyor ve bu da Rojava devrimi dediğimiz devrim de kadın öncülüğünde yürütülüyor. Dolayısıyla Rojava'da devrim, kadına yönelik bu saldırının sebebi de aslında kadın üzerinden orada inşa edilen, orada ete kemiğe bürünen yaşam şeklinin boğdurulmak istenmesi. Çünkü Rojava'da kadınlar, Kürt kadınları DAEŞ çetesine karşı mücadele ederek bir kazanım elde ettiler ve bunun üzerinden orada bir yaşamı, toplumsal bir yaşamı inşa ediyorlar. İşte en son Kamışlo kantonun eş başkanı Yusra Devreş'in hedef alınması, yine ondan önce Hevrin Halef'in hedef alınması, yine ondan önce Paris'te Leyla Fidan ve Sakine'nin, sonrasında Emine Kaya'nın yani Evin Goyi'nin hedef alınması, yine işte Fatmaların, Pakizelerin, Sevelerin hedef alınması, bununla bağlantılı olarak bir taraftan kadın üzerinden inşa edilen yaşamın boğdurulması, bununla beraber bunu mücadelesini veren, bunun siyasetini yapan Kürt kadınlarının da işte Kuzey Kürdistan'da ve Türkiye'de de cezaevlerine tıkmasının tam da sebebi ve onlarca yıl ceza vermesinin sebebi aslında buradan inşa edilen bu toplumsal yaşamın dünyaya örnek olmasından ve buradan demokratik zeminin, demokratik bir yaşamın, aslında radikal demokrasinin toplumsallaştığını gördüğü için kadın katliamlarını en üst düzeyde yürütüyor. Dolayısıyla bütün bunları yapmasının sebebi kadın üzerinden devrime dönüşen ve bir yaşam şekline dönüşen
buranın aslında baskılanması, yok sayılması demek. İşte dün bir taraftan işte Kobani Kumpas davası da sürüyor. İşte Sabahat Tuncer'in söylemi var. İşte savcılar iktidarı koruyarak DAEŞ savunuculuğunu yapıyor. İşte DAEŞ savunuculuğu tam da aslında kadının yaratmış olduğu toplumsal yaşamadan bir korkudur. Bir orayı kabul etmememidir. Dolayısıyla Rojava'ya yönelik kadın katliamlarının yürütülmesi ve bunun devam etmesinin meselesi de tam bu. Sadece Rojava'ya değil, işte ifade ettiğimiz gibi Türkiye'de de yine Başur'da Nagihan Akarsel'in katledilmesi de yine aynı kapsamda değerlendirmek gerekiyor. Sonuçta demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigma kadınlar şahsında, kadınlar öncülüğünde ete kemiğe büründüğü yer Rojava'dır. Ve Rojava'nın yaratmış olduğu bu modelde bütün dünya kadınlarına ve dünya kadınlarıyla aslında alternatif bir yaşam modelinin mümkün olduğunu gören bütün toplumlara da örnektir. Bu örnekten olan korku bu katliamların yapılmasına sebep oluyor. Bu bir boyutu. İkinci boyutu da tabii ki Kürtlerin, yani bu kadın öncülüğü üzerinden Kürtlerin yaratmış olduğu statüsünden, yani kazanımlarını ve statüsünü asla bertaraf etmek, tasfiye etmek girişimidir. Çünkü AKP-MHP iktidarının kendi iktidarını, kendi bekasını devam ettirdiği zemin Kürt düşmanlığıdır. Bu çok net. 8 yıllık süreçte bunu göstermekte. Dolayısıyla kadına yönelik Rojava'da İHA'larla, SİHA'larla yürütülen bu saldırının sebebi de burada yaratılmış olan bu mücadelenin, bu yaşam modelinden olan korkudur. Bunu ifade edebilirim. Sistemin sahibi Sayın Abdullah Öcalan'dır. Ve bu sistem bugün dünyada krize giren kapitalist moderniteye karşı demokratik modernitenin artık bir çözüm, bir alternatif olduğunu bütün aydınlar, yazarlar, sendikalar, gerçekten çözüm isteyen bütün kesimlerin artık anladığı ve bilince çıkardığı ve bunun üzerinden Sayın Abdullah Öcalan'ın rolünü, misyonu çok iyi ifade eden bir gerçeklik var. Hem Orta Doğu için, hem Kürdistan için, hem Türkiye için, hem de aslında bugün dünyanın dünyayı yönetmek de, yani baskıyla, zorla yönetmek isteyen kapitalist sistemin içine girmiş olduğu çoklu kriz. Yani bugün Türkiye'de çoklu kriz nasıl varsa Orta Doğu'da da dünyada da bu çoklu krizden bahsediyoruz. Ve bu çoklu krizin sebebi de kapitalist modernitenin içine girmiş olduğu çözümsüzlük, artık topluma, halklara bir çözüm üretememesidir. Ama bunun karşısında Sayın Abdullah Öcalan gerçekten alternatif üretiyor ve bu alternatifte bugün Rojava'da bir yaşam şekline dönüştü ve bu yaşam şekli dünyaya gerçekten bir hediye gibi aslında ifade edilebilir. Yani bu çözüm modeli bugün dünyaya onurlu yaşamın hediyesi gibi Sayın Abdullah Öcalan üzerinden ifade edilen ve bir paradigmaya dönüştürülen bir şey. Dolayısıyla Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki bu tecritin bu kadar derinleştirilmesi, mutlaklaştırılması ve uluslararası camianın da sessiz kalmasının sebebi tam da bu paradigmadan olan korkudur. Dolayısıyla bize göre eğer bugün Rojava'da ve dünyanın birçok yerinde Sayın Abdullah Öcalan'ın sunduğu çözüm bugün krize, çözümsüzlüğe sebep olan kapitalist moderniteye karşı bir alternatif olarak görünüyorsa görünmesinin yaratmış olduğu korku Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecriti derinleştiriyor. Dolayısıyla evet, Sayın Abdullah Öcalan bu çoklu krizlerinden çıkış yolunu çok net tarif ediyor. Bunu ifade ediyor ve bu ifadenin somut şekli de bugün Rojava'da aslında toplumsallaşıyor. Bu toplumsallaşma hali tecriti derinleştiriyor ve bize göre, biz gerçekten Sayın Abdullah Öcalan'ın çözüm olacağına, bu modeli krizlere karşı gerçekten çözüm üreteceğine inandığımız için sürekli bunu dillendiriyoruz. Sürekli bunu birinci gündemimiz haline getiriyoruz. Çünkü biz Sayın Abdullah Öcalan'ın işte 2013-2015 sürecini bu çok net
bunun örneği olarak ifade edebiliriz. Yani Türkiye'de eğer ekonomik bir refah dönemi diye, hangi dönem diye ifade edilebilirse 2013-2015 sürecidir. Toplumsal barışın, barışa inanılan çok ciddi bir zemin oluştu. Yani bu gerçekten Sayın Abdullah Öcalan'ın bu işte kadın boyutuyla, gençlik boyutuyla, doğa boyutuyla, ekoloji boyutuyla, birlikte yaşam boyutuyla çok net çözüm önerilerinin olduğu ve bu çözüm önerilerinin de aslında toplumda karşılığının görülmesi, sistemleri, iktidarları, devletli sistemi, ulus devleti korkutan bir yerdedir. Ama bu korkunun tecritle zorladığı mesele daha çok krizlere sebep oluyor. Dolayısıyla biz bunu gören bir yerden, evet, çözümün Sayın Abdullah Öcalan olduğunu, çözümün Sayın Abdullah Öcalan'ın sunduğu öneriler, perspektif olduğunu bildiğimiz için, evet, biz bütün görüşmelerimizde, bütün röportajlarımızda, bütün siyasal ifadelerimizde, bütün bu çoklu krizlerden çıkış yolunun Sayın Abdullah Öcalan'ın paradigması olduğunu çok net ifade ediyoruz. Dolayısıyla Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin bu kadar derinleştirilmesi ve bu kadar sessizlik de aslında bu paradigmadan olan korku olduğunu ifade edebiliriz. Sayın Abdullah Öcalan'daki tecrit gerçekten aslında 24 yıldır devam ediyor ama 28 aydır gerçekten bu durumun mutlaklaştırılması meselesi gerçekten ve uluslararası camianın, insan haklarını koruyan kurumların, işte CPT gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi, bunların bu konuda sessizliği gerçekten Sayın Abdullah Öcalan'ın fikrinin, perspektifinin, paradigmasının çoklu krizlere sebep olan kapitalist moderniteye karşı demokrasi, radikal demokrasinin alternatifinden korku bu tecriti derinleştirmekte. Yani dolayısıyla evet, bu diyalog, yani 2013-2015 sürecini çok net ifade edebiliriz. 2013-2015 sürecinde diyalog Sayın Abdullah Öcalan'ın savaş politikalarına, Sayın Abdullah Öcalan'ın bu krizlerden çıkışa çok net ifadeleri, çok net perspektifi toplumsal zeminde örgütlendiği için, toplumsal zeminde gerçekten karşılık bulduğu için, ulus devletlerin yaratmış olduğu baskı, tekçilik aslında bertaraf oluyordu. Bu bertaraflıktan korku tecriti derinleştiriyor. Bu toplumsallıktan toplumsallığın yaratacağı örgütlenmeden iktidarlar, ulus devlet korktuğu için mutlak iletişimsizliği derinleştirmekteler. Dolayısıyla bu tecritin asıl sebebi, bu tecritin bu kadar derinleştirilmesinin asıl sebebi gerçekten Sayın Abdullah Öcalan'ın fikirlerinden, yaratmış olduğu toplumsallıktan, örgütlenmeden yaşanan korkudur diyebiliriz. En başta Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit sadece bugün İmralı'yla sınırlı değil. Yani bugün tecrit Türkiye'de bir yönetim şekline dönüştü. Yani evet, İmralı'da başladı ve İmralı bu yönetim şeklinin nasıl işletileceğiyle ilgili bir laboratuvar gibi kullanıldı İmralı. Ama bugün bütün cezaevlerini, açık bir cezaevleri tecrit altında, işte infazı yakma meselesi bunun somut ifadesidir. Ya da cezaevlerinde oluşturulan gözlem kurulu cezaları bitmesine rağmen tahliye etmeme ya da tekrardan cezalandırma, yani ceza içinde ceza mekaniği aslında İmralı'da tecrit politikasından alınan bir mesele. Yine gazeteciler üzerine, basın üzerine, sosyal medya üzerindeki operasyonlar aslında bu tecritte çok somut bir örnektir. İşte en son Merdan Yanardağ'ın tecriti ifade etmesi, tecritin hukuksuzluğunu, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına göre, hukukuna göre tecrit suçtur. Uluslararası evrensel hukukta da tecrit suçtur ve insanlık suçudur. Bunu hukuktaki karşılığının ne anlama geldiğini söylemesi tutuklanmasına sebep oldu. Bu somut bir örnektir yani. Yine
biraz önce ifade ettiğim gibi sosyal medya operasyonları, yani bir tweetten dolayı bugün binlerce kişi yargılanıyor, tutuklanıyor ya da işte açlık, işte bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu çoklu krizlerden bahsettik. Ekonomik krizi ifade etmelerinin yüzünden da yargılanan binlerce insan var. İşte açım diyene karşı bir kurşunun fiyatı nedir diye sormak tam da aslında tecrit politikasının somut örneğidir yani. Ve savaşla da olan bağlantısının çok somut örneğidir. Yani bugün tecrit politikası bir yönetim şekline dönüştü dememizin altında yatan tam da sebep bu. Bugün eğer tecritti ifade etmek bu kadar yargılanmaya sebep oluyorsa, ekonomik krizi ifade etmek bu kadar yargılanmaya sebep oluyorsa, bugün işte katliamları, bugün savaş politikasını, bugün işte ifade özgürlüğü yoktur demek bu kadar yargılanmaya sebep oluyorsa, tecrit politikasının derinleşmesinin hukuksal boyutunu ifade etmek ve bunun yargı boyutunun da bir sopaya dönüştürülmesi meselesi aslında bunların somut örneğidir. Yani o yüzden tecrit politikasının bugün yönetim şekline dönüştüğünü söylememizin tam da sebebi bu. Bugün Sayın Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözümünde birinci muhatap olması meselesinin, Kürt sorunu meselesini görmezden gelip tecriti derinleştirip bunun öncelemeden Kürtleri terörist eden bu sistem, bu iktidar bugün bütün Türkiye halklarını terörist ilan etmiştir yani. İşte seçim sürecinde nasıl bir kampanya yürüttüler hepimiz gördük. Bu kampanya bile işte Kürt'e dokunan, Kürt'e yaklaşan, Kürt sorunun çözümünü ifade edecek herkesin nasıl tırnak içinde söylüyorum terörist edildiği, nasıl terörize edildiğini yaşadığımız bir seçim sürecini yaşadık. Yani gerçekten Türkiye'de bu son yaşadığımız seçimin eşit koşullarda geçtiğini söyleyebilir miyiz? Bir taraftan devlet seçimdeydi, bir taraftan da biz Kürtler seçimdeydik yani. O yüzden bugün devletleşen iktidar ve iktidarlaşan devlet Kürt sorununun çözümünün çözümsüzlüğünü derinleştirmenin yeri tecrit politikasıdır. Kürt sorununun çözümsüzlüğünün derinleştiği yer tecrit politikasına bağlı savaşta ısrar politikasıdır. Dolayısıyla bugün eğer gerçekten yani bu konunun tecritin somut şeyini ifade edersek Kürt sorununu çözdük diyorlar ama Kürtçe konuşmanın X ile ifade edildiği bir meclis gerçekliği var. Kürt sorunu çözdük diyorlar ama Emine Şen Yaşar'ın Urfa Adliyesi'nin önünde 5 yıldır adalet araması ve gözler önünde, bütün kameralar önünde çok açık bir katliam yapılmasına rağmen adaletin tescil edilmemesi meselesi Kürt sorunun tam kendisidir. Dolayısıyla bu örnekler işte cenazelere yapılan, işte kargolarla gönderilen cenazeler, yapılan saldırılar, mezar taşlarının kırılması meselesi tam da bunun somut örneğidir. Yine işte Van'da helikopterden atılmaya haberleştirenin karşılığında aslında bu helikopterden atılanın cezalandırılması yerine bunu gündemleştiren, bunu dile getiren gazetecinin tutuklanması bunun çok somut örneğidir. Dolayısıyla evet bugün Türkiye yani bir sürü örnek verebiliriz. Bugün binlerce kişinin tutuklu olması, cezaevlerinin ölüm ve işkencehanelere dönüşmesi bunların hepsi tecrit politikasının somut örneğidir. Bunu böyle ifade etmek gerekiyor. Dolayısıyla bugün bu çoklu krizlerin ve tecrit politikasının derinleştirilmesi, mutlaklaştırılması ve yönetim şekline dönüştürülmesinin başlangıcı İmralı'dır. Sayın Abdullah Öcalan'la diyaloğun beraberinde ne getireceğini aslında bu son 8 yıllık Türkiye'nin yaşamış olduğu çoklu krizler ve içine girdiği çıkmazlığı ve 2013-2015 sürecini tek başına bile değerlendirsek
aslında diyaloğun nasıl bir çözümü beraberinde getireceğini, nasıl birlikte yaşamanın zeminin oluşacağını çok net görülecektir yani. Bugün eğer iktidar kendi bekası olan savaşı, kendi bekası olan tecriti bu kadar derinleştirirken ve bunun üzerinden eğer toplum kazanmıyorsa, bugün toplum daha çok krizlerle karşı karşıya kalıyorsa, ama 2013-2015 sürecinde Sayın Öcalan'la diyalog sürecindeyken nasıl toplumsal bir barış zemininin oluştuğunu görmek ve o örneği bakarak aslında diyaloğun ne anlama geldiğini çok net görmek gerekiyor. Bugün eğer hem Orta Doğu'nun hem Türkiye'nin hem de Kürdistan'ın içine girmiş olduğu krizden çıkışın önünün açılacağı, bir kere bu savaş politikasının yaratmış olduğu ekonomik krizden çıkılacağını çok net ifade edilebilir. Yani Sayın Abdullah Öcalan'la diyalog bir kere savaşın bitmesine anlamına gelir. Çünkü en son 2019'da Sayın Öcalan'la yapılan son görüşmede bana bir hafta müddet tanınsın, bu savaşı bitirebilirim iradesi ortaya konuldu. Ama bu iradeye karşılık devlet ya da iktidar ne yaptı? Tecriti derinleştirdi, mutlaklaştırıldı ve sürekli hale getirdi. Tam da buradan aslında diyaloğun yaratacağı toplumsal barışın, diyaloğun yaratacağı savaşın bitirileceği zemini aslında iktidarın kendisi ve devlet aklının istemediği çok net ifade etmek gerekiyor. Dolayısıyla Sayın Abdullah Öcalan'la diyalog çözümü önünü açacaktır. Sayın Abdullah Öcalan'la geliştirilecek olan diyalog sorunların çözümünün başlangıcı olacaktır. Sayın Abdullah Öcalan'la kurulacak olan diyalog savaşın ve krizlerin çözümü olacak diyebilirim. Bugün eğer gerçekten sorunun demokratik yol ve yöntemlerle çözülmek isteniyorsa, gerçekten Türkiye'nin bugün içine girmiş olduğu ekonomik, siyasal, toplumsal krizlerin çıkışının Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolundan geçeceğine inanılıyorsa, en başta tecrite karşı ortak mücadelenin yürütülmesi gerekiyor. Biz Demokratik Bölgeler Partisi olarak geçmişten bugüne, bugünden sonra da bizim birinci mücadele gündemimiz tecriti karşı birlikte mücadeleyi büyütmek olacak ve bizim bütün gündemlerimizin en başında da bu tecritin kırılması ve bu tecrit sadece tecritin kırılması değil, Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün, fiziki özgürlüğünün oluşması mücadelesini yürütmek. Ama bu sadece Kürtlerin, Kürt siyasi partilerinin ya da Kürt halkının meselesi olmamalı. Yani bugün Kürt sorunun çözümsüzlüğü Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünde de en büyük engeldir. Dolayısıyla eğer Türkiye'nin demokratikleşmesini isteniyorsa ve bugün bu meselenin sadece Kürtlerin değil, Türkiye'deki bütün demokrasi isteyen her kesimin sorunudur diyorsak, tecrite karşı da ortak mücadele yürütülmeli. Bugün eğer tecrit politikası bir yönetim şekline dönüştürülmüşse ve herkesi etkiliyorsa, dolayısıyla herkesin tecritte karşı mücadelesini büyütmesi gerekiyor, sözünü kurması gerekiyor ve bu noktada rol alması gerekiyor. İşte Merdan Yanardağ'a karşı yürütülen siyasi operasyon meselesi tam da aslında Kürtlerin gündeminin dışında diğer kesimlerin gündemi olmasının önünü engellemek için yapılmıştır. Tam da buradan bu korku yaratılmak istenen bu korku ikliminden çıkarak cesurca tecritte karşı ses yükseltmenin zamanıdır. Çünkü Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürce fikirlerini söylemesi, bütün kesimlerle diyaloğu çözümü de beraberinde getirecektir. Dolayısıyla bizim de önümüzdeki süreçte mücadele yol haritamızın birinci ayağı Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün ya da fiziki özgürlüğün sağlanması ve bu tecrit yönetim şekline dönüşen bu tecrit politikasına karşı sokakta örgütlenme ve mücadele yükseltmek olduğunu söyleyebilirim.